Aile çok dolu doludu. Biz köye gizlenip, bir de göstereceğim artık. Biz köye gizlenip yukarı kalkmıştık. Yukarı kalkmıştık kardeş. Hara gidiyorum sen ilişirem. De görüyorum bu bacın düz danışırdı. Hamısını bence de düz danışırdı. Bu toya neçe vakti hazırlaşırsınız? 4-5 ay olur. Nişanlı müddeti 4-5 aydı. Ha, yaxşı tez hazırlaşmışsınız. Asan da onda sizin için. Yok, çetin de. Yaxşı cehiz verir papa. Ha? He, dedeyende de seninle danıştık. İmkan ver, halkla danışalım. Bir imkan ver, imkan ver. Gözümüzü çıkarttım bayaktan. Heh. Cehiz neler verdiniz? Bey harda yaşayacak? Gelin harda yaşayacak? Sumgayt'ta. Ha, cehiz de gitti Sumgayt'a. Ne çoğutak? Üç otak. Üç otak. Üç otak. Üç otağın evini bütün dayadı döşedi atan. Ha, çok güzel. Çok yaxşı, valla həqiqi deyirəm, mənim çox az cehizim olub ərə gələndə. Cehizimin əsas böyük hissəsini də plastmas qablar təşkil edib. Cəmi bir dənə xrustal, o da hələ tam bilmirəm orijinal idi yoxsa yox. Xrustal stəkanlarım olub və ilk gəlinlik dönəmimdə əlimdən hansı qab düşüb yerə sınsa, qaynanam deyirdi ki, atan evindən gətirməmsən deyə rəhmin gəlmir. Və mənim içimdə bir aqressiya yaranmışdı, çox ağırıma gəlirdi. Zaman keçdikcə, hansı evə köçdümsə heç köhnə evdən qab da aparmadım. Hamısını yeni aldım, travmam vardı O çünki. maşına aid. O maşına aid bu sözler. Mən bunu niyə səmimi etiraf edirəm? Mənim əyrimlə, düzümlə hamınız bilirsiniz, nəyəm, göz önündəyəm. Əslində qız ataları qızlarını köçürdəndə düzdür, imkansızlıqdan olur. Bəlkə də Gürcüstan tərəfdə çox da belə cehizə önəm vermirdilər. Mütləq getdiyin nəsil nə cürdürsə onlara ayaq uydurmalısan. Çünki o evdə məişət divarlarında solmayan sevgi yoxdur və bağlı qalan pərdə yoxdur. Kim deyirsə var, yoxdur. Məişət divarları bütün pərdələri açır, yırtır. Çünki bu bir ömürdür. Ona görə qızlarınızı mümkün qədər gözəl cehizlərlə yola salın ki, qız əlini bir qab-qacağa uzadan da özünə güvənsin, rahat olsun. Bilsin ki, sınsa da onun özününküdür, məncə. Və Allah hamıya belə qardaş qismət eləsin. Neçə maşın qırmısan? Bir. Harda? Rusiyada. Harda aşırttın? Aşırtmamış. Hı. Vurmuş. Kime vurdun? İki de maçını. Öyle birine vurdun yoksa bir defa vurdun ikisine de değdi? Bir tane vurdum. İkisine de ayrı değdi. ayrı günde oldu. Bir gündeki kaza. Yok. Ha. Ayrı ayrı günlerde iki de ben ne kakadı? Hadi anlayacağım da ben sen öyle daha öyle bitmen tezat bilmiyorum. Yaxşı indi bu maşını yeni alıplar sana. Maşınsızsa. Maşın da mı? Ben ne tel almayıplar maşınlansa. Kalıp al sağdı. Təmir eləmisən. Eləyirəm. Yavaş yavaş eləyirəm. Oy, Remo. Harasından vurmuşsan bala? Bu ne işidir başına Bir geldi? tane sol taraftan vurmuşum, bir tane sağ taraftan, bir tane de arkadan sağ, vurmuş. sağ, sağ, sağ. Hiç değmeyeyim falan, değmeyeyim. Üç yerinden bir defa neler bacardın onu? Bir defa değildi. Neyse defa 3 defa. Ben dedim bayağı 2 defa. Tak получилось. Bak sen hala okuyorsan ama karşında jurist var gördün. İnşallah yaxşı olar. Ne arzulayarsan bacına? Birbirine savaşmasınlar, uğurlar, hoşbaxt olsunlar. 7 oğul, 1 tane de kız. Bunu hardan ezberlemişsin? Niye ne? Yanımda değil, uşaklıkta kimse değil, yanımda kalır. Sence normaldi mi gitti oğul bir evde? Konuştum. Kime lazımdı? Ataya. Bəs anaya niye bir tane kız? Bir tane kız bəs eder. Sence kız yükü düz yüküdü? Ne dedim? Başa düştün hiç. Kız yükü ağırdı. Ama 7 kardeş için bir kızı saklamak elə de çetin değil. Ama kız yükü özü ağırdı. Bacın bir damcı ağlasa dünyanı dağıdarsan. Hələ ağzın isti yerdədir. Yəni bacına bir damcı da yoldaşı bir damcı incitsə onu, bəlkə mədəniyyətindən qarışmazsan ailə işinə.
Ama içinde için sızlıyor. Bacı o demeydi. Allah hoşbəxt eləsin. Sağ olun.